Gelmiyor mu şimdi koç? Gelmiyor. Gelmese gelmesin be. Unutsun sözleşmeyi de. Koç olmazsa maç nasıl olacak? Sen varsın. Ben mi? Sen? Onca zaman yanındaydın. Bir şeyler kapmışsındır. Yarım koç oldun artık. Hadi geçin servise. Ya işte öyle kedinin ciğere baktığı gibi bakarsın şimdi. Ne diyorsun müdür? Seni de öteki serserileri de verdim disipline. Kurula çıkacaksınız. Ondan sonra okulu da unutun, basketi de unutun. Koç! Çık dışarı hadi. Ödeştik artık. Alacak verecek kalmadı. Sen bizi batırdın, biz de seni. Hadi çık dışarı. Tamam hadi çık. İyi işte. Ödeştiysek bir mesele kalmadı aramızda. Madem takımız gerekirse birlikte batarız ama arkada adam bırakmayız. Çıkma, kızın dediydi zaten. Öyle çok fazla güvenmeyin. Yarın öbür gün sizi de satar demişti. Güvenilmez herifin tekiymiş işte. Takım bakım yok lan. Defolun gidin, bitti. Orada duracağım. Önce sen gelip bulaştın bize. Öyle arkanı dönüp çekip gitmek yok. Manyak mısınız lan? Kafayı mı yediniz? Hey ya manyak. Kafayı da yedik. Okuldan atacaklar koç. Hani hayal kurduruyordun bize. Gelecek vaat ediyordun. İşte o geleceği rüyamızda göreceğiz artık. Bırakın lan bırak. Herifin tek derdi kızlarıymış oğlum işte. Kızlar gitti, biz de bittik. Yaktın bizi koç, yaktın. Koç deme lan şuna. Koç dediğin takımını satar mı? Oh, geldiler. Oh, geldiler i̇şte abi ya. Oh. Ulan hayatımız bitecek diyorsan hayatımız bitecek. Korkak, senin de hayatın bitecek. Efsaneymiş. Şehir efsanesi olur lan bundan ancak. Yürüyün abi, gidelim. Nereye lan? Yakışmış mı? Ha? Tarık hocam. Hocam bir dinle. Sizin derdiniz ödenekli, öyle değil mi? Evet. Ben takımı şampiyon yapacağım desin. İzin ver adamlar çıksın sahaya. Şampiyon olduğunuz zaman daha fazla ödenek alırsınız. Kaybederlerse? O zaman hepimiz paşa paşa tası tarağı toplar gideriz. Haydi bakalım, haydi! Zurnanın zırt dediği yere geldik işte. Benim kuyruğum size, sizin kuyruğunuz da bana bağlı. Bu hepimizin son şansı. Çıkın oraya, bizim için oynayın. Hadi. Şimdiye kadar kimse size inanmadı diye siz niye kendinizi harcıyorsunuz oğlum? Kaldır kafanı. Kaldır kafayı, kaldır, kaldır. Hiçbir zaman eğmeyin lan o kafayı. Hiçbir zaman. Önce kendinize inanın. Ondan sonra çıkın o sahaya. Bu maçı kazanın. Hayal kuruyorsun hocam. Hayal kuruyorum tabii. Mesela ben bu maçı aldığımızı hayal ediyorum. Sonra sözleşmeyi verip davayı kazandığımı hayal ediyorum. Kızlarımla beraber mutlu mesut yaşadığımı hayal ediyorum. Eskiden kaybettiğim her şeyi yeniden kazandığımı hayal ediyorum. Hayatımda bir gün işlerin yolunda gittiğini hayal ediyorum. Ben hayal ediyorum lan en azından. Sizin hayaliniz bile yok. Okuldan atılacaksınız. Hiç mi hayal etmiyorsunuz okuldan sonra ne yapacağınızı? Üniversiteden mezun olduktan sonra nasıl bir iş kuracağınızı hiç mi hayal etmiyorsunuz ya? Ha? Hadi bunu beceremiyorsunuz. Ama sevdiğiniz biri de mi yok? Gidip söz verip sözünü tutamadığın için üzüldüğün kimse yok mu lan hayatında? Madem yarı yolda bırakacaktınız, niye dayandınız lan kapıma? Şimdi oraya çıkacaksınız. Neyiniz var, neyiniz yok, kanter içerisinde hepsini göstereceksiniz, alacaksınız o maçı. Ya kaçıp gideceksiniz ya da savaşacaksınız. Benimle misiniz lan? Çıkmadılar mı daha? Çıkmazlarsa ne olacak? Otomatikman yenilmiş mi sayılacağız? Yenildik zaten. Bu saatten sonra çıksalar ne yazar, çıkmasalar ne yazar? Bizim çomarlar kaçtı galiba. Korkmuşlardır. Yazık lan. Acıdım garibanları şimdi. Oğlum bir de bizle oynadıklarını düşünsene. İnsan içinde çıkacak halleri kalmaz lan. Tarık Aksoy efsanesi de burada biter.